Manşete hoş geldiniz. Cehenneme açık davet. Neden böyle bir KC'ye yazdım? Bunu ilerleyen dakikalarda anlayacaksınız. Hafta sonu yaşanan gelişmeler bir anlamda haftaya damgasını vurdu ve birkaç gün daha belki bu konuşulacak. Yeni bir bomba patlamaz, yeni bir hadise çıkmazsa. Levent Göktaş olduğu iddia edilen bir hesaptan atılan tweetler muazzam bir beklentiye yol açtı. Video yayınlayacak, bildiklerini açıklayacak. Hablemitoğlu suikasti veya Suriye'ye silah sevkiyatına dair filan. Sarayı zor duruma zor durumda bırakacak, hatta Sedat Peker'e rahmet okutacak falan açıklamalar yapacak, ifşalar olacak falan gibi bir şey oldu, beklenti oluştu. Pazar günü beklendi gelmedi, pazartesi günü beklendi gelmedi. Fakat bir bakıldı ki o Twitter hesabı uç, uçmuş, kapatılmış. Sonradan öğrenildi ki Levent Köktaş'ın şeyleri avukatları devreye girmişler ve Twitter hesabının icabına bakmışlar. Öyle söylüyorum, niye böyle söyledim de birazdan anlayacaksınız. Tabi Sedat Peker topa girdi ve orada bir cümleye çok canı sıkıldı. Yani beni Sedat Peker'le karıştırmayın cümlesine. Levent Göktaş'a atfen söylüyorum. Ee, niye bu kadar sinirlendirdi bilmiyorum. Çok ağır ifadelerle Levent Göktaş'ı gömdü. Birazdan o tweetleri de çözümleyeceğiz. Ardından bugün Sedat Peker gene konuşmaya devam etti. Enteresan bir biçimde. Ve... Twitter hesabının sahte olmadığını söyledi ama kendi çabalarıyla o hesabın kapattırıldığını söyledi ve ileride yapacağı açıklamalara da Levent Göktaş'ın attığı tweetlerin ilham verdiğini söyledi. Birazdan tek tek bakacağız hepsine. Enteresan şeyler oluyor. Bu arada Levent Göktaş'ın avukatları şiddetle yalanlıyorlar. Ama muazzam bir kafa karışıklığı var. Güncel avukatı Hüseyin Ersöz ailesi adına konuşuyor. Aile de devrede. Halbuki mühim ol yani odak noktası Levent Göktaş firari bir sanık olması ve onun adına açılan hesap, atılan tweet'ler vesaire. Ama e aile adına avukatlar devrede. Halbuki aileyi ilgilendiren bir konu yok. Ama aile neden devrede olabilir? Ona da birazdan bakacağız. Es zamanlı olarak e bu konuda muazzam bir sessizlik. Yani medya mahallesi bu konuyu konuşmuyor ve bu konu adeta konuşturulmuyor. Böyle de bir konu var. Ben bu konuda pazartesi günü yaptığım biraz uzun, 40 dakikanın üzerinde bir yayında bütün bu olayın aktörlerini ve bu aktörlerin geriye doğru 20 yıllık süreçte rollerini, profillerini anlattım. Bir kronolojik sıra dahilinde, belgesel tadında diyen yorum, layan seyircilerimiz oldu. Çok teşekkür ederim ama belgesel böyle olmaz. Ancak bu bir bilgilendirme notu... ...veya bir bilgilendirme analizi. Belli bir sıra dahilinde bir hatırlatma... ...yayını falan olarak değerlendirilebilir. Şu anda konuların belgeselinin... ...çekileceği zaman değil. Sıcak süreç yürüyor çünkü. Bu süreç bittikten sonra ancak bir belgesel... ...çalışmasına imza atılabilir. Ama ara ara... ...böyle bilgilendirme... ...bilgilendirmeler yapmak... ...yeridir. Çünkü... ...insanlar bilmiyor. Levent Göktaş deyince... ...hakkında hiçbir fikri yok... Sedat Peker deyince var da, ya da Nuri Gökhan Bozkır deyince hakkında hiçbir fikri yok. O yayın, buraya tekrar bırakıyorum, seyretmeyenler seyretsinler, ee, en az birkaç hafta e, güncelliğini korur, yeni bilgiler ekleneceğini zannetmiyorum. Ee, ve isteyen o yayına müracaat ederek e, bilgilerini tazeleyebilir. Nedir bu olay? Nasıl bu noktaya geldi? Bir fikri olabilir. Şimdi baştan başlayalım. Sabah saatlerinde yani ben dünkü yayından bıraktığım noktadan devam ediyorum ki bu yayın hani bir fikri takip ve o yayının devamı niteliğinde. Sabah saatlerinde Levent Göktaş'ın avukatı Göktaş ailesi adına yani Levent Göktaş'ın avukatı mı yoksa Göktaş ailesinin avukatı mı o konuda bir netlik yok bilmiyorum. Şeyin Erşur bir açıklama yaptı. Ben açıklamada belli satırları sarıyla işaretledim daha iyi anlaşılsın diye neden ailesi adına bir açıklama yapıldığında birazdan anlayacaksınız. Belli ki aile cumartesi akşamı açılan Twitter hesabı ile ilgili o dakikadan itibaren harekete geçmiş. Ancak Twitter hesabını kapattırması 36 saat sürmüş. Twitter tarafından kimlik doğrulama amacıyla istenen evrak vesaire diyor açıklamada. Yani aile bunun için devreye girmiş ve işte biz Levent Göktaş'ın ailesiyiz. Levent Göktaş şu anda kayıp veya firari. Bu bizim babamız değil. Ve işte biz bunun bu hesabın kapatılmasını istiyoruz. Kötü niyetler tarafından açılmıştır bu hesap vesaire. Bot'tur, fake'tir filan neyse. Twitter'a şikayet etmişler ve Twitter'da bunları evrak doğrulaması... Kimlik doğrulaması sonucu belli ki adresi uçurmuş. Zaten açıklamada sonlara doğru müvekkilimizle iletişim kurmak mümkün olmadı diyor Hüseyin Ersöz. Yani Levent Göktaş'la herhangi bir iletişim kuramamışlar. Levent Göktaş firari. Yani bir anlamda yüzde yüz bir kesinlik yok. O Twitter hesabı onun muydu? Attığı mesajları kendisi mi yazdı? Çünkü bir irtibatımız olmadı diyorlar. Ya da belki de irtibatları oldu. Burada açıklama... Yani zor durumda kalmamak için açıklamamayı tercih ettiler. Bilmiyoruz. Ailesinin takdiri ile ailesi ve avukatları tarafından yapılanlar dışında açıklamalara itibar edilmemesi deniyor. Neden? Yani e, firari bir e, sanık Levent Göktaş... ...bulunduğu yerde kendini emniyette hissettiğinde bir takım tweetler atabilir, video çekebilir. Sedat Peker böyle yaptı neticede. Şimdi Sedat Peker böyle yaptığında... Sedat Peker'in Türkiye'deki avukatı veya Türkiye'deki ailesi itibar etmeyin ona mı diyecek? Haliyle bu konu hala bir muğlak çerçevede öyle belirtelim. Ben ne düşünüyorum? Dünkü yayında da son derece ihtiyatla bu sahte olduğu belirtilen hesap doğrulanmamış hesap diyerek bu Twitter hesabından atılan tweetler ve onun yol açtığı dalgalanma üzerine bir analiz yaptım. Gerçi yayının ilk bölümünde olayın kronolojik olarak e, safahatı tamamen doğrulanmış bilgilerdi. Fakat son 10 dakikasında e, Levent Göktaş adına atılan e, tweetler ve e, oluşturduğu dalga, özellikle Sedat Peker üzerindeki etkisi üzerine e, bir analiz yaptım. Bu halen geçerliliğini ve halen güncelliğini koruyor. Dolayısıyla e, benim dünkü yayın halen geçerlidir. Herhangi bir satırını veya herhangi bir cümlesini değiştirme gereği duymuyorum. Neden? Çünkü bilmiyoruz. Yani bu konuda bir belirsizlik halen devam ediyor. Neden devam ettiğini şimdi biraz daha iyi anlayacaksınız. Şengül Hablemitoğlu ki ben dün yayında bu tweetinden bahsetmiştim. Leş pazarlıklar dönüyor belli ki. Leş adamın, adamların elinde oyuncak olmuş memleket tweetine. Kemal Kılıçdaroğlu gündüz vakti bir onu alıntılayarak bir mesajla seslendi Şengül Hablemitoğlu'na ve elbette kamuoyuna. Mafyalar, yolsuzlar, beşli çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Her tarafı lağım kokusu sardı diye. Bunun nedeni elbette ki işte dün yaşanan tartışmaydı. Benim de programa ettiğim, programa konu ettiğim konu. Avukatlar yalanlamasına rağmen veya yalanlama çabası içine girmelerine rağmen olay büyüktü belli ki olay son derece inandırıcıydı ve Kemal Kılıçdaroğlu da bu noktada böyle taraf oldu ve yani eğer bir Levent Göktaş hadisesi yaşanmasaydı pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı böyle bir tweet atmazdı. Bir de böyle bir hikaye var. Tabii orada Peru Park bir ülke bırakacağım gençlere mirasım bu olacak derken Cumhurbaşkanlığı adaylığı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmen ilan edilmemiş durumda şu anda ama fiilen ilan edilmiş gibi bir durum var. Onu en sona bıraktım. Serdar Öztürk paylaşmış. Serdar Öztürk daha doğrusu gazeteci Serdar Öztürk Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tweetine cevap veriyor. Diyor ki eğer Levent Göktaş'tan söz ediyorsanız kendisinin partinizin halen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Avukatı olduğunu unutmayın diyor. Kim ayarlamış avukatlık işini bir araştırın. Levent Göktaş İnan Kıraç'ın avukatı. Kıraça, Kıraça Holding. Kıraça Holding'in hisselerini kurtarmak için Sezgin Baran Korkmaz'la pazarlık masasına oturan isim. Bir, ve bir anlamda e, Nuri Gökhan Bozkır geliyor senin hakkında senin aleyhinde ifade verecek vesaire denilince şirketlerini tasfiye eden. Gözaltına alınacaksın deyince de sırra kadem basan isim. Devlette de ilişkileri var. Aynı zamanda CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da avukatıymış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bununla da ilgilenmesi icap ediyor. Zaten Serdar Öztürk bunu hatırlatmış. Enteresan bir detay. Şimdi bakalım. Serdar Peker Levent Göktaş'a kızınca attığı bir tweet'te mühim bir suç itirafında bulunmuştu. Yaşar Baba vasıtasıyla bana teklif ettiğin parayla Ortadan ada, adam kaldırma tekliflerini seçimlere iki ay kala çekeceğim videolarda konuşacağız. Birazdan zaten çe çekeceği seçimlere iki ay kala çekeceği videolara dair Göktaş'ın bir perspektif verdiğini söyleyecek. Ama ondan önce dün zaten bu şeyi ifade etti. Fakat burada Yaşar Baba kim? Neden Sedat Pekere bir teklif götürüyorsun? Parana kadar ve ortadan adam kaldırma teklifleri diyor. Hangi adamlar ortadan kaldırılacak? Teklifleri. Yani bir takım cinayet teklifleri gidiyor Sedat Peker'e. Kim vasıtasıyla? Yaşar Baba vasıtasıyla. Kimden? Levent Göktaş'tan. İşte buna bir cevap gelmedi. Ne avukatlarından, ne aileden, ne de Levent Göktaş'tan. Ve Levent Göktaş ortaya çıktığına çıkacağına belli ki pişman oldu. Sedat Peker'in ilerleyen tweetlerinde göreceğiz ki bakın bu işleri biraz takip ediyoruz. Yani bir fake hesap açacaksın. İşte oradan birkaç tane filancanın yerine kendini koyup tweet atacaksın. Sonra birilerini güya dürteceksin falan. Onlar da sana itibar edecekler. Ulusal medyada haber olacak falan. Birileri sana cevap yetiştirmeye çalışacak. Ortalık karışacak falan. Ve bunu sahte bir hesapla yapacaksın. Sonra da oturduğun yerde kıkır, kıkır kıkır güleceksin bak ortalığı nasıl karıştırdım diye yok böyle olmuyor yani o o tarz bir hesabın ulaşacağı bir şey olmuyor o tarz bir hesapta herhangi bir şeyi değiştirmiyor o tarz bir hesabın karıştıracağı bir şey yok yani Ancak işte çıkıyor diyelim ki bir, bir ünlü adına veya bilinen biri adına bir şeyler atıyor yarım saat bir saat sonra patlıyor o iş ne ortalığı karıştırıyor ne başka bir şey oluyor. Bu sayede de o ortaya çıkan işte sahte hesap 300-500 takipçi topluyor o kadar. Bu Levent Göktaş hadisesi öyle değil yani sadece bir sahte hesapla falan filan şey değil. Mesut Yılmaz eski İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü mühim bir şey söylüyor. Yaşar Baba dediği Yaşar Öz susurluk sanığı Silahlı çatışmalarda öldürülen birçok kriminal tipin ya hamisi ya da hasmı. Kıbrıs haramisi, Halil Falyalı ilişkisi, daha neler neler. Mesut Yılmaz sıradan bir isim değil. Eski başbakan vefat etti. Mesut Yılmaz'la isim benzerliği var. İstanbul İstihbaratının mühim bir polis müdürü ve Sezat Peker'in Yaşar Baba dediği kişinin yani aracı, cinayetler için aracı Yaşar Baba denilen kişinin Yaşar Öz olduğunu ifade etmiş. Mühim bir tanıklık veya mühim bir anekdot. Ve soruyor Şedat Peker'e. Adam o cinayetleri açıklarsın. Cinayetler karşısında Göktaş'ın açıklamasını engellediğin gerçekler neydi? Ve bunlardan sen niye korkuyorsun? Güzel bir soru. İkinci soru güzel bir soru. Sen bununla Göktaş'ı te te tehdit ettin. Bak. Senin cinayetlerini açıklayacağım. Bana ettiğin teklifleri açıklayacağım diyerek Göktaş'ı susturdun. Göktaş'ın açıklamasını engellediğin gerçekler neydi? Levent Göktaş konuşsaydı ne olurdu? Neden panikledin diye soruyor. Ve bunlardan sen niye korkuyorsun? Emre Uslu'yla dalaştı. Çünkü Emre Uslu Levent Göktaş hesabı fake Sedat Peker'de işte bunun üzerine atladı vesaire rüzgar oldu. Veya işte Sedat Peker Levent Köktaş'ın tweetleri üzerinde surf yaptı falan manasına gelebilecek. Ee, Sedat Peker trollendi falan manasına gelebilecek. Ee, yayın da yaptı. Halen de o iddiasını sürdürüyor Emre Uslu. Yeni bir video da çekti kişisel kanalında. Onu da seyrettim. Ona cevap verirken Sedat Peker satır aralarında ilginç şeyler söyledi. Onları sarıyla gene işaretledim. Sararttım daha doğrusu o satırları. Reisimizin diyor. Emre Olur, Sedat Peker adına konuşuyor. Reisimizin yaptığı hamleyle nasıl bir oyunun bozulduğunu. Oyun bozmuş. Bir hamleyle oyun bozmuş Sedat Peker. Devam. Bir bahane bularak olaya dahil olan Sedat Peker'in diyor. Reis Sedat Peker'in. Yani Peker bir bahaneyle oyuna dahil oluyor. Yani Levent Göktaş'ın attığı tweetleri fırsat bilip oyuna dahil oluyor. Levent Pektaş hesabının sahte olup olmamasıyla ilgilenmiyor falan anlamına da gelebilir. Orada bir iddia var. Bu hesabı Sedat Peker açmış, açtırmış ve kendi çalıp kendi oynamış olabilir gibi bir iddia da var. Bilemiyorum. Akla bu da geliyor ama bilemiyorum yani. Bunu ispat edecek halimiz veya şey yapacak halimiz yok. Ama akla böyle bir ihtimal de geliyor. Devamla 4 tweetle kurulan oyunu nasıl bozduğunu ve işte şu satır. Seçim öncesi yayınlayacağı videoların bir konu başlığı için nasıl nasıl bir güzergah oluşturduğunu. Yani Sedat Peker ileride yayınlayacağı videolardan birine konu bulmuş. Bir konu başlığı oluşturmuş. Esasen bu tweet'te o şey de var. Aklı o ihtimal geliyor. Yani Levent Göktaş Twitter hesabının Sedat Peker ekibi tarafından açılmış olma ihtimali. Neden? Belki de Sedat Peker ileride çekeceği bir videoya kaynaklık etsin diye böyle bir e, polemik çıkarmak için böyle bir hesap açtı. Oradan kendisine sataştırdı ve işte filan falan. Olabilir. Devam edelim. Daha sonra Sedat Peker kendi imzasıyla Emre Olur hesabından 10 tweetlik bir seri paylaştı ve burada enteresan şeyler söyledi. Seçime iki ay kala yaşanacak cehennem açık davettir. Sedat Peker daha önce seçim gecesi sonrasını işaret gösteriyordu. İşte oylarınıza sahip çıkın, hazırlıklı olun vesaire filan gibi. Şimdi seçime iki ay kala yaşanacak cehennem açık davettir diyerek seçime iki ay kala ortalığın karışacağını söylüyor. Bir yönüyle de şöyle bir tarafı var. Bugünlerde yapacağı herhangi bir şeyin seçime kadar belki buharlaşacağını düşünüyor. Ve seçime bir iki ay kala sıcağı sıcağına iktidara daha çok zarar vereceğini düşünüyor. Bilmiyoruz. Hesap sahte değildi diyor. Devamla Göktaş tarafının kendisine geldiğini daha doğrusu kendisini aradığını ve onlara şunu söylediğini ifade ediyor. Yarın bu işi düzeltmezseniz tüm dünya bu konuları değil farklı cinayetleri konuşuyor olur ve Göktaş ve çetesiyle görüşeceğim diyor. Hesabı bırakıyor ileriye. Avukatların yaptığı açıklamaları ben yaptırdım diyor. Tabi avukatlar bunu şiddetle reddettiler. Böyle bir şey olmadı olamaz. Ne biz ne de Göktaş'ın ailesi Sedat Peker'le görüşmedi dediler filan falan. Ama Sedat Peker'in şeysi bu. Allah'ın gazabı olarak bu dünyaya geldiğimi öğreneceksiniz demiş. Öyle de bitiriyor. Evet enteresan. 10 tweetlik serinin özeti bu grafikte. E, Tweet'i merak edenler Emre, olun, Emre Olur'un hesabından bakabilirler. Belli ki seçime iki ay kala bu işaret ne olur? Açıkçası büyük bir beklenti içerisinde değilim. Sedat Peker'in yapacağı açıklamaları sürekli erteleyerek e, bir beklenti oluşturduğunu ama o be oluşturduğu beklentinin artık şeyinin de enerjisinin de yavaş yavaş düştüğünü düşünüyorum. E, seçime en fazla 10 ay var. Ee, neden bekleniyor, neden bekliyor bilmiyorum. İlerleyen aylarda yaşanacak kimi gelişmeler? Sedat Peker'i tümüyle gündem dışı bırakabilir ya da Sedat Peker ortaya çıksa bile milletin Sedat Peker'e bakacak hali, Sedat Peker'i takip edecek hali kalmayabilir. Bekleyip göreceğiz. Sayılı gün çabuk geçer. Bir yıldan az bir süre var. 8-10 ay var. Yani seçim 10 ay sonra olacaksa, Sedat Peker de seçime 2 ay kala or ortaya çıkacaksa, 7 ay sonra, 8 ay sonra şenlik başlayacak demektir. Bu da yeni yılın ilk haftalarını işaret eder. Ocak, Şubat bekleyip göreceğiz. Ama bu sayfa böyle kapanacak görünmüyor. Böyle kapanmış da görünmüyor. Onu da belirtelim. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ile bitirelim. Pek çok gelişme bu hadisenin gölgesinde kaldı, konuşulmadı. Ama bir gelişme vardı ki biraz konuşuldu. Farklı YouTube kanallarında değerlendirildi. Twitter hesaplarında değerlendirildi. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitingi orada gene birinci tekil vurgulu mesajları ve Balıkesir mitingini izleyen bütün gazetecilerin ortak görüşü Kemal Bey artık fiilen adaylığını ilan etti. İş altılı masanın altılı masanın resmen bunu kabulüne kaldığı biçiminde. Ben de aynı görüşe katılıyorum. Çok belli artık yani dün gece attığı şu tweet'te 5 dakikalık evinin mutfağından bir video paylaştı. Sarı ile işaretlediğim bölümlere dikkat. Tümüyle kendi adaylığının vurgusu. Birkaç ay araç almayı ertelerseniz Bay Kemal olarak sözümdür, ikinci el arabasına sıfır araba aldıracağım size. Hoş milletin artık ne ikinci el ne birinci el araba alacak takati yok. Yani millet yiyecek ekmek bulamıyor. ayrı bir konu. Ama birkaç ay erteleyin diyor. Yani birkaç aya kadar iktidara geliyorum diyor. Bay Kemal olarak sözümdür diyor. Cumhurbaşkanı adaylığı başka daha nasıl ilan edilsin? Aldıracağım sizlere diyor. İşte yani gene birinci tekil konuşuyor. Ben yapacağım. Dolayısıyla çok net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu fiili cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmiş durumda. İş altılı masada zannediyorum Ağustos'un ilk günlerinde toplanacak Saadet Partisi ev sahipliğinde Temel Karamoğluoğlu'nun Yanılıyor da olabilirim bilmiyorum ama Ağustos'un ilk günlerinde toplanacak altılı masada bir aday çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Bugüne kadar konuşulmadı ifade ediliyor. Konuşuldu mu konuşulmadı mı onu da bilmiyoruz. Sadece içeriden sızan, sızdırılan bilgilere itibar etmek durumundayız. Sadece şu, fiilen Cumhurbaşkanı adayıdır Kemal Kılıçdaroğlu. Bay Kemal hamlesi mühim bir hamle. Erdoğan'ın ürettiği sloganı aldı, içselleştirdi ve bir yandan da iktidarın yüzüne çarptı. Bakalım Erdoğan bundan sonra bu sloganı ağzını doldura doldura kullanabilecek mi? Güzel bir hamleydi. Fiili Cumhurbaşkanlığı hayırlı olsun. Resmi Cumhurbaşkanlığı da önümüzdeki aylarda açıklanacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.